Birazdan anlatacağımız hikaye oldukça üzücü, acı ve keder verecek bir hikaye. Hikaye bir genç kızı 9 senedir büyük bir aşkla seven bir genç adamın hikayesi. Genç adam şöyle anlatıyor. Aramızda büyük bir aşk ve saygı vardı. İkimiz de birbirimize hürmet ediyorduk. Birbirimizin onuruna halel getirmiyorduk. Onu ailesinden istedim, onlar da evliliğimizi onayladılar. Her şey tıpkı bir rüya gibiydi. Nişanlılık dönemimiz hayatımızda yaşadığımız en güzel dönemdi. Aramızdaki aşkı ise tarif edebilmem mümkün değil. Evlendikten sonra başka bir ülkeye gittik. Onunla yaşadığım hayat sanki dünyada bir cennet gibiydi. Neredeyse hiçbir anlaşmazlık yaşamıyorduk. Allah'a bu kadar iyi ve iffetli, hayırlı bir eş nasip ettiği için şükrediyordum. Benim evim yurdum olmuştu. 2 sene sonra ülkemize geri döndük. Ülkemizde birkaç ay geçirmiştik ki oldukça garip bir şey oldu. Sürekli bu yaşadığımız yeryüzündeki cennet gibi bir şey diyordum. Fakat unuttuğum bir şey vardı ki yeryüzünde bir cennet yoktu. Dünya hayatı imtihan yeriydi. Burada acı, keder vardı. Birkaç ay sonra eşim çok şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Başlangıçta pek önemsemedik. Sıradan bir ağrı gibi geldi ancak hastalık hızlıca şiddetini artırmıştı ve sık sık tekrar ediyordu. Hızlıca hastaneye gittik. Doktorlar onu muayene ettiler ve hayrete düştüler. Durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Doktorlar da aciz kalmışlardı. Hemen bu işte en uzman doktor araştırıp buldum. Doktor biraz daha fazla çalışarak eşimin nesi olduğunu ortaya çıkardı. Eşimde kötü huylu bir tümör vardı. Kanser çok ileri bir safhadaydı. Doktor, gerçekten çok zor bir durum. Eşinin iyileşmesi için neredeyse bir umut yok. Onun için yapabileceğimiz tek şey ağrılarını dindirmek için ona ilaçlar vermek. Çünkü bu aşamadan sonra dayanılmaz ağrılar yaşayacak. Elbette kişinin ömrü Allah'ın elindedir. En iyisini o bilir. Fakat bu koşullarda bir aydan daha fazla yaşayamayacağını söyleyebilirim. Yine de umudu kesmeyiniz. Kişi yarın ne kazanacağını da nerede öleceğini de bilemez dedi. Doktorun sözleri kalbime yıldırım gibi düşmüştü. Bir çözüm bulmaya çalıştım fakat yapabileceğim hiçbir şey de yoktu. Oturup ağlamaya başladım. Kalbim paramparçaydı. Eve döndüm. Eşimin karşısına oturdum. Onun da gözlerinden yaşlar süzülüp duruyordu. Onu aşkla seviyordum. O benim bedenimde, benimle beraber yaşayan ruhum gibiydi. Kalbimin kendisi için attığı ruhumdu. Eşim, "Doktor ne söyledi?" diye sordu. Onu üzmek istemiyordum. Fakat gerçeği anlatmam için ısrar etti. "Allah aşkına söyle, doktor ne dedi? Seninle birlikte 9 senemiz geçti. Kimse diğerinden bir şey saklamadı. Şimdi gelip hastalığımı benden saklamak için mi yalan söyleyeceksin? Ben zaten tehlikeli bir hastalığım olduğunu farkındayım. Ne olur söyle bana." Doktorun bana söylediklerini ona anlattım. Eşim ağlamaya başladı. Kendisine ağlamıyordu. Ondan ayrılmaya dayanamayacak olmama ağlıyordu. Bana, "Üzülme, bu Allah'ın insan olduğuna çizdiği kaderdir. Hepimiz ölümlüyüz. Bana düşen kader senden ölümle ayrılmakmış. Her ne olursa olsun Allah'a hamd etmeli ve başımıza gelen ne olursa olsun razı olarak karşılamalısın," dedi. Oturmuş bir mucize bekliyordum. Gün geçtikçe ağrıları artıyordu. Doktor ağrılarını azaltmak için kuvvetli ağrı kesiciler veriyordu. Fakat ağrıları o kadar artıyordu ki ağrı kesiciler işe yaramaz olmuştu. Bir süre sonra bedeni hiçbir ilaca cevap veremez hale gelmişti. Artık ağrılara dayanamıyordu. Ben de onu bu şekilde görmeye dayanamıyordum. Sonra benden oldukça garip bir şey istedi. "Biliyorsun ki ben artık birkaç gün içinde öleceğim. Öyle bir aşamaya geldim ki çektiğim ağrılara dayanamıyorum. Sana yalvarıyorum, bir dakikalığına da olsa uyuduğumu görürsen benden kurtul. Beni de bu azaptan kurtar. Yalvarıyorum, bana acı ve beni kurtar. Bu benim senden son arzumdur. Beni öldür." Ağlamam şiddetlenmişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonunda onun benden son isteğini yerine getirmeye ve onu acılarından kurtarmaya karar verdim. Benden istediği şeyi uyguladım.